Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. My Club takımıma, son halindeki takıma penaltı çalıştıracağım. İsterseniz ilk önce gelin penaltıyı kimler atacak? Bu arada şunu süperstar yapalım. Duraklatma menüsüne gelelim. Oyun planından şu anda kadrom bu şekilde. Tabii ki de kadroya giremeyen oyuncular da var, onları dinlendiriyorum. Yani Ronaldinho'lar, Beckham'lar vesaire, onları daha sonradan bir part 2 olarak bu videoya iyi bir izlenme alırsam ve iyi bir like alırsam part 2 olarak atacağım. Şu anda elimizde bunlar var. Biz penaltıcımızı seçiyoruz My Club'da. İsterseniz ilk önce Ronaldo ile başlayalım. Yağmurlu bir gün, oyuncular çok ısrar etti. Ya hocam bari yarın başlayalım diye. Yağmur mağmur arkadaşlar. Yağmur, gözyaşı. Hiçbir şey galibiyetten daha önemli değildir. Şimdi Ronaldo ile ilk önce her zaman yaptığımız gibi test ediyoruz şu anda. Sadece dokunarak bakalım performansı nasıl, ona bakacağız. 90'a güzel bıraktı. Biliyorsunuz normal yeşilde bıraktığınızda tüpü atabileceği en iyi yere 60 olması gerekiyor. Yine buradan Ronaldo ile basıyoruz köşeye. Çok iyi bir penaltı değil. Kalecinin kurtarıp kurtarmamasının bir önemi yok. Gittiği yer anlamında iyi bir penaltı değil. Ama Ronaldo'nun daha önceki videolardan ayak içiyle çok daha iyi vurduğunu biliyoruz. Bakalım nasıl vuracak. Sağ, sol yanağa doğru, fileye doğru attı. Güzel penaltı. Şimdi hemen buraya da bakıyoruz ve daha sonra sert çekeceğiz ve Ronaldo, bu arada penaltıcımı siz belirleyeceksiniz. Yorumlara lütfen kimin atmasını istiyorsanız yazın. Şimdi bir de sert çekiyoruz. Yani sert dediğim full de doldurmayacağım ama şöyle yeşili biraz geçeceğim. Temiz penaltı, güzel. Bu arada hiç yorum yapmayacağım arkadaşlar. Siz yorum yaparsınız. Yani hangisiyle çekmemi istiyorsanız. Ronaldo. Yani sert de vursak kenarlara giden topları kaleciler kurtarıyor. Şimdi bu köşeye doğru şöyle yapacağım. Cristiano Ronaldo. Direğe de çarpsa farkında mısınız bilmiyorum ama sol tarafa daha iyi vuruyor. Şimdi buraya atacağım. Hemen şöyle, hatta biraz daha basamadık artık. Ronaldo kötü vurdu bu sefer de. Ronaldo'nun frikikleri bu şekilde arkadaşlar. Bir de Panenka mı atsak? Panenka, hadi atalım bir tane de Panenka. Ronaldo Panenka'yı da tuttu anasını satayım. Şimdi hemen buradan değiştiriyoruz. Duraklatma menüsünden, çünkü her defasında farklı adama seçmektense penaltıcımızı Cavani yapıyoruz. Bu arada penaltıyı Ronaldo 96, Cavani 98 atıyormuş. Abo. Şimdi şöyle sadece hafif basıyorum. Bu arada Cavani'nin gelişi çok daha karizma arkadaşlar. Köşeye kaleci yedi ama bence iyi bir penaltı değildi. Biz de 98 penaltıcıyı beğenmiyoruz anasını satayım. Edinson Cavani. Ya bir şey dikkat eder misiniz bilmiyorum ama ben çok dikkat ediyorum. Sağ ayaklı oyuncular böyle kapama penaltıları, sol ayaklı oyuncular da diğer tarafa kapama penaltıları daha iyi vuruyorlar. Mesela şuraya bence daha iyi vuracaktır diye düşünüyorum. Edinson Cavani. Farkında mısınız? Çok daha iyi vurdu. Şimdi bir de açık kısma şöyle yapacağım. Edinson Cavani. Bu arada Ruiz Patricio var kalede. Yine iyi vurdu. Bence iyi vurdu. Köşeye giden top. Ve şimdi biraz sert vuralım bakalım. Sert vurmalarda nasıl oluyor Edinson Cavani? Kaleciye baktı. Vurdu. Kardeş 90'dan mı çıkardın? Ne yaptın ya? Ya hani... Abi bu nedir Allah'ını seviyorsan? Gözünü seveyim. Çıkardığı yere bakar mısın kalecin? E adam daha nereye atsın lan? Şaka gibi ya. Bence iyi penaltıydı arkadaşlar. Kötü vurmadı. Şimdi bu köşeye biraz fazla bastık ama Ruiz Patricio, sınırlarını zorluyorsun. Biraz yavaş ol. Kötü vurduk ama yine kaçıracaktı. Yani tutacaktı Patricio. Bakalım bazı kaleciler aşağı tarafa zayıf oluyor. Bir bakalım böyle. Ki buraya iyi bir penaltı vuracağını düşünüyorum Cavani'nin. Çok da iyi vurmadı. Cavani'nin penaltıları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen duraklatma menüsünden penaltı seçiyoruz. Bu arada penaltı nasıl seçiliyor, penaltı kullanıcı bilmeyenler varsa öğrenmiş olur. Toni Kroos'un da penaltısını çok merak ediyorum. Gerçekten neler olacak. Şimdi Di Maria, ilk önce şuradan başlayalım. Tabi Di Maria'nın diğer oyunculara göre biraz daha kötü vurması
Üste hedef aldık, nereye attı gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı hedef alacağım. Di Maria. Abo. Öbür köşeye daha iyi vuracağını düşünüyorum. Ha, biraz önce kapama dedim ya, kapama taraflarına. Yani ayak içiyle şöyle mesela şuraya bence daha iyi vurur ama bakalım. Çok iyi vurmadı. Bu arada farkında mısınız? Yani tüpü mesela o kadar az doldurmadım ama çok fark ediyor. Yani kötü penaltı kullanan. Biraz daha. Bu arada Ruiz Patricio kendi soluna doğru yemiyor gol abi. Ben bunu anladım. Bu arada direğe çarpmış top. Şimdi bir de hızlı çekeceğiz ama şu anda Cavani mi Ronaldo mu, açıkçası bunun kararını siz vereceksiniz. Ama Di Maria demeyin ne olur. Yani Di Maria abi fulluyoruz, yukarı alttan vuruyor bilmem ne. Di Maria kaçırdı. Cavani topu boş tribünlere atıyor. Panenka'yı burada deneyelim bakalım. Bir daha sonra sağ tarafa atacağız. Panenka'yı yemiyorlar abi. Süperstar oldu mu yemiyor Panenka'yı. Şimdi buraya atacağız. Ruiz Patricio gerçekten kalede bir devsin ya. Farkında mısınız? Hiç hedeflediğim yerle alakası yok. Ve şimdi Di Maria, bu sefer de fulledim. Sinir oldum da fulledim. Bu sefer de atacağı tuttu arkadaşlar. Şimdi hemen bir başka kişiyi seçiyoruz. Di Maria'nın da bu şekildeydi. Siz belirleyeceksiniz penaltıcımız kim olsun. Ben arkadaşlar Kroos'u çok merak ediyorum ya. Hakikaten Kroos'u çok merak ediyorum. Daha sonra kalecimize de attırırız bir. Kaleciyle çünkü penaltıları seviyorsunuz. Kroos ilk önce yavaş vuracağız ama Kroos'un açıkçası olayı sert vurmaktır. Kroos oradan 90'dan çıkardı, bunu yedi. Nasıl iştir o ya? Şimdi alttan şöyle vuracağız. Güzel vurdu kenarı. Şimdi şuraya. Bakalım nasıl vuracak. Toni Kroos hayran bırakıyorsun beni kendine. Yani bu arada kalecinin kurtarıp kurtarmamasını önemsemiyorum. Sadece attığı yerler hedef olarak. Abi ne yapıyorsun? Bir şey değil mi? Kroos çok iyi atmadı. Bir de Panenka. Bir de bunu yiyormuş. Allah, Panenka'yı da yedi. Şimdi sert vuracağız. Ya Kroos'un olayı sert vurmaktır zaten. Mesela şöyle bir sertten kastım, yine çok böyle fullemeyeceğim. Kötü vurdu yani. Üste hedef almama rağmen aşağı vurdu. Şimdi buraya test ediyoruz. Toni Kroos. Aha oğlum, bu kaleci anlaşmış Kroos'la bence. Niye böyle ki? Bu arada şimdi orta seviyeyi aldım falan dersiniz, süperstar da hala. Dersiniz çünkü biliyorum, bazılarınız der. Böyle küçük açıklar arıyorsunuz ama öyle bir açık yapmıyorum ben. Kötü vurdu ama yedi yine de kaleci. Ama kötü vuruş. Ve şimdi buraya atacağım. Bunu da atarsa full atmış olacak bu arada. Abi bu kaleci beni deli ediyor ya. Arkadaşlar ya, kurtardığı yerler öyle kolay kurtarılası yerler değil. Abi kurtardığı yere bakar mısın? Kardeş daha nereye atacağız ya? Ya hani mesela bu gerçekçi değil çünkü oraya giden topu bugüne kadar penaltılarda kurtaran kaleci gördünüz mü siz? Ha, yere gitse okey de orada kurtaran kaleci gördünüz mü yani? Bana anlamsız geliyor. Arkadaşlar son olarak da kalecimizle çekeceğiz. Bakalım bu kadar iyi kullanan yanı sıra insan varken, bu arada Sergio Ramos da 80 kullanıyormuş. De Gea 57 kullanıyor. Bakalım De Gea ile neler yapacağız. Ben çok kötü vuracağını düşünmüyorum ama ilk önce şöyle yerden yavaş. Gelişe bak. Bir şey değil mi? Kötü penaltı değil. Bence kesinlikle. Di Maria hissettim. Ulan vuracak bir kanasını satayım ya. Şimdi buraya zaten şey gibi açılıyor. Bir benzetme yapacaktım o yuvarla. Boş ver, yapmadığım iyi oldu. Şimdi buraya köşeye bu ayak içi iyi kapatır diye düşünüyorum ama abi Ruiz Patricio da dev gibi kalede ya. Kötü vurduk. Kötü vurduk kötü. Şimdi köşeye ve sonradan bir de sert vuracağız. Bakalım neler olacak. De Gea. Kötü. Yani kötü olması normal. Şimdi bir de şöyle bir füzeleyelim mi arkadaşlar? Şöyle bir füzeleyelim bakalım neler olacak. Nereye şey yaptık, nereye attı? Allah cezanı vermesin senin. Senin Allah cezanı vermesin. David De Gea geliyor. Bacak arası da
Bacak arası da yırtık mıdır nedir ya? Bir acayip durmuyor mu? Bakın arkadaşlar. Hakikaten yırtık donla ya, yırtık dondan çıkar gibi gelmiş burada penaltı çekiyor ya. David De Gea. Abi yırtık onun var ya, bacak arası yırtık onun. Son kez bir de Panenka. Yersin be kardeş. Reis Patricio. Panenka. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik ama David De Gea'ya ilk önce hemen bir short vereceğiz. Çünkü yırtık donla çıkması, yırtık dondan çıkar gibi çıkması kötü olmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun Beckham'ları, Ronaldinho'su biliyorsunuz devasa bir kadrom var. Diğer kadrolarımla, diğer kadro oyuncularımla da bu penaltıları çekmemi istiyorsanız bu videoya 1000 like gelmesi durumunda bunu yapacağımın size sürünü veriyorum. Aa çok güzel konuştun lan, akıcı konuştun. Vallahi akıcı konuştun. Artık videoyu kapatalım ya. Görüşmek üzere, bay bay.